İyi akşamlar. Bugün 8 Aralık 2009 Salı. Baba Haber Bülteni başlıyor. Sayın seyirciler bildiğiniz gibi geçtiğimiz günlerde eski Maliye Bakanlarından Kemal Unakıtan'ın eşi Ahsen Unakıtan, Türk Hava Yolları ile İstanbul'dan Kıbrıs'a uçacakken yapılan bir hata sonucu yanlışlıkla Ankara'ya uçmuştu. Ahsen Hanım da yapılan bu hatanın telafisi karşılığında Türk Hava Yolları'ndan kendi ve eşi için ömür boyu bedava bilet temin edilmesini istemişti. Şimdi size sorarım sevgili izleyenler. Bu hata normal sıradan bir vatandaşımıza yapılsaydı ve o vatandaş da tıpkı Ahsen Hanım gibi Türk Hava Yolları'ndan ömür boyu bilet talep etseydi ne olurdu? Ne olurdu diye hiç sordunuz mu sevgili izleyenler? Biz sorduk ve bunun üzerine vatandaşlarımızla anket yaptık. İşte o sonuçlar. A bir daha ömür boyu Türk hava yollarına binemezdi diyenler yüzde 20, B adamı çatır çatır döverlerdi diyenler yüzde 60, C alay konusu olurdu diyenler yüzde 20, D talebi kabul olurdu diyenler yüzde 0. Sayın seyirciler, görmüş olduğunuz gibi anket sonuçları ortada. Artık bunun yorumunu sizlere bırakıyoruz. Sayın seyirciler artık uzaydan ısınacakmışız. Bu Japonlar yine yaptılar yapacaklarını. Japon Uzay Araştırma Enstitüsü uzaydan yüklenen ısı enerjisinin dünyada kullanılabilmesi için araştırmalara başladı. Kullanılacak sistemde dev bir güneş güç jeneratörü ve aktarma paneli bulunuyor. Muhabirimiz Beşir uzaydan ısınmanın ülkemizdeki geleceğini sizler için araştırdı. İzliyoruz efendim. Ee, evet Anchor uzaydan ısınma sistemini kullanan bir vatandaşımızın yanındayız. Kendisi şu anda bornozlu ve şampuanlı. Ee, ne oldu beyefendi? Ya banyonun ortasında güneş gitti. Banyonun ortasında güneş mi gitti? Evet, su buz gibi oldu. Kaldım böyle. Güneş nasıl gider beyefendi? Koskoca güneş. Başka bir sorun olmuş olmasın? Faturasını ödememiş kardeşim. Kestik güneşini. E ee, fatura mı? Evet, işte bak 600 liralık uzaydan ısınma faturası ama ödenmemiş. Ya, Allah'ın güneşi için para mı ödeyeceğiz kardeşim? Şampuanlı kaldım. Açın çabuk güneşimi. Açın. Kardeşim, faturanı öde öyle, öyle açarız. Hiç açmayın. Bugün güneş kapalı. Biz kapattık. Yani Amerika. Hayda. Ya güneşi nasıl kapatıyorsunuz kardeşim? Uzaydan ısınma kaynaklarını iyice bir araştırmak için biz güneşi bombalayacağız bugün. Güneş bugün kapalı kardeşim. <laughs> Hadi buyurun bakalım. E, efendim uzaydan ısınma verginizi ödediniz mi? E? Ne vergisi ya? Ee, hükümet olarak uzaydan ısınmaya vergi koyduk. Biz bombalayalım öyle koyun vergiyi. <laughs> <laughs> ta, bir bu eksikti yani ha. Kardeşim faturayı ödeyecek misiniz? Ee, faturaya bizim vergiyi de ekleyin. <laughs> ya kardeşim ben şampuanlık aldım. <laughs> ya işte uzaydan ısınma bizim ülkemizde anca böyle olur Anchor. Hiç şaşırmadım. Sayın seyirciler son dönemlerde halkta paranoya haline dönüşen telefon dinleme olaylarında yapılan bir araştırmaya göre 17 milyon kişi telefonlarının dinlendiğini düşünüyor. Herkesi korkutan bu durumu bazıları ise fırsat olarak kullanıyor. İzliyoruz efendim. Ee, sayın seyirciler, şu anda telefonunun dinlenme olasılığı yüksek olan bir gazetecimizin evindeyiz. Ee, i̇yi günler efendim. Siz telefonunuzun dinlendiğini düşünüyor musunuz? Efendim tabii ki düşünüyorum. Üstelik sadece ben değil, herkes benim dinlendiğimi biliyor zaten. Herkes biliyor mu? Nasıl yani? Efendim bakın bu yüzden benim evim dolup taşıyor gördüğünüz gibi. Alo, alo açız biz açız. Aldığımız maaş hiçbir şeye yetmiyor. Enflasyon belimizi büktü. Şu maaşları Allah aşkına biraz zam yapın alo. Sevgili devlet iki senedir işsizim. Üç çocuk bakıyorum. Bakıyorum lafın gelişi. Karşılarına geçip öylece sadece bakıyorum. Yeter artık ya. Şu işsizliğe bir çare bulun ya. <laughs> A A alo alo sayın devlet e, ben öğretmen adayıyım yıllardır atama bekliyorum bize kadro açın artık. Alo devletçim ay canım ya bu metrobüs zammı oldu mu şimdi ya oldu mu şekerim yapma bunu bize yapma bunu bize ya. Ya görüyorsunuz değil mi beyefendi? Millet benim telefonumun dinlendiğini bildiği için buradan devlete sesini duyurmaya çalışıyor. <laughs> evet. Vallahi iyi fikirmiş. Ee, sayın Enkır durum böyleyken böyle. Ee, benim de birkaç söyleyeceklerim vardı. Ben de sıraya gireyim bari. Sendeyiz. Sayın seyirciler hatırlayacaksınız otomobil satıcısıyla müşterisi arasındaki diyaloğu konu eden bir reklam vardı. İşte o reklamın yeni versiyonu çıktı. İzliyoruz efendim. Ula valla güzel bisiklet bu ha. Yağmurda, çamurda, karda iyi gider. Hem araziye de uygun değil mi? Durun tahmin edeyim. Bir sevgiliniz var ve onunla yağmurda romantik geziler yapmak istiyorsunuz. Yok kardeşim sevgilim mevgilim benim ya. Sapım ben sap. Hım, e, o zaman siz bir doğa tutkunusunuz. Bisikletinizi atlayıp dağ tepedemeden bütün hafta sonu gezeceksiniz ha? Ya doğada nereden çıktı kardeşim? Ben cumartesi çalışıyorum. Pazar'da ek iş yapıyorum. Ee, o zaman o zaman siz bir kuryesiniz. Bu bisiklete atlayıp kapı kapı dolaşıp teslimatlar yapacaksınız. Nerede? Keşke kuryeler kadar kazansam ama nanik. O, o, o zaman e, siz bir hız tutkunusunuz. Evet hız tutkunu. Öyle tatillerinde bisikletinizi atlayıp rüzgarı yüzünüzde hissetmek istiyorsunuz. Öyle değil mi? Kardeşim ben öyle tatilinde yemek yiyecek vakti zor buluyorum. Bisiklete nasıl bineyim? Ee, peki beyefendi sizin bu bisiklete gerçekten ihtiyacınız var mı? Var güzel kardeşim var. Metrobüs fiyatlarına gelen zam mı biliyorsun? İşe git 2 lira. İşten dön o da 2 lira. Etti mi sana 4 lira? E çarp ayda 120 lira güzel kardeşim. O kadar para vereceğime şimdi ben bu bisiklete parayı veririm. Kökten işi halletmiş olurum güzel kardeşim. Evet sizin bu bisiklete gerçekten ihtiyacınız varmış. Var var. Var da sen bana çok soru sordun şimdi de ben sana bir soru sorayım. Buna kredi kartıyla taksit oluyor mu? <laughs> oluyor mu oğlum söylesene. <laughs> Aha deli bu. Hoca Kafalar Baba Haber bülteni burada sona eriyor. Yarın görüşmek üzere. İyi akşamlar.